Merhaba arkadaşlar. Bu gece size bir ilham geldi diyelim ya da ilham gelmedi. Ama şöyle bir size challenge veriyorum, ödev veriyorum. $1 satılabilecek dijital ürünler tasarlasanız, öyle bir şansınız olsa ve bu gece tek şansınız olsa arkadaşlar. Yani bu gece biraz ekstradan çalışacaksınız. Diyelim uykunuzu biraz geç uyuyacaksınız ya da gecelerin insanıysanız bu challenge tam size göre de olabilir yani. Birkaç saatinizi ayırıp belki 2-3 saatte $1 satılabilecek bir dijital ürün yapsanız arkadaşlar. Yapay zekayı da kullanarak yapsanız bunu ne üretirdiniz? Size ödevim bu. Yani bu ödevi gelin ciddiye alın. 1-2 saatte çok kolay yapabileceğiniz bir ödev bakın. Ama size inanılmaz yetenekler kazandıracak bir oyun diye düşünüyorum. Yapay zeka araçlarını kullanmanızı sağlayacak. Gidin mesela Cloud'a ya da GPT-4'e deyin ki çok satan bir kitap yapmak istiyorum ya da template, dijital ürün yapmak istiyorum. Ya da böyle insanların işine yarayacak, problemlerini çözebilecek belki toolkit olabilir, işte bir hikaye olabilir, hikaye yazabilirsiniz. Yani ne olabilir diye bir düşünün yani. Hangi problemi çözmek istiyorsunuz? Bir problemi ele alın. Yani mesela gençlerin iş bulamaması sorunu diyelim. İngilizce yaparsanız daha iyi olur. Satış potansiyeli çok daha iyi olur. İngilizce satabileceğiniz, bütün dünyada satabileceğiniz bir kitapçık ya da bir araç olsun. Mesela yeni yatırıma başlayacak birisi. Hiç yatırım yapmayı bilmiyor. Nereden başlayacak, nasıl başlayacak? Yapay zekaya bunu sorun. Felsefesi nedir bu işin? Yani yatırım yapan kişinin sahip olması gereken mental modeller, felsefe, bakış açıları neler? Mesela bu bambaşka bir şey. Mesela, ya da işte zengin olmak için nasıl bir bakış açısına sahip olmak gerekiyor? Ya da kreatif yeteneklerinizi, hayal gücünüzü açığa çıkarmak için iş hayatında kendi işinizle bunu buluşturmak için hayal gücünü, kendi kariyerinizde hayal gücünüzü yeşertmek için ne yapmalısınız gibi bir şey olabilir. Ya da işte defterinize karalamalar yaparak nasıl değer üretirsiniz mesela. Ya da defterinizle üretkenlik modelini nasıl kurabilirsiniz? Defterinize yazarak hedeflerinizi nasıl üretken olabilirsiniz? Daha üretken olabilirsiniz. Nasıl hayal dünyaları kurabilirsiniz? Gibi yani böyle aklıma gelen şeyleri söylüyorum ama ya da şu olabilir. Gelecekte atıyorum 2025'te en çok bize bizim için önemli olacak, önemi artacak 25 tane teknoloji 2025'te. Hangileri olacak acaba? Bunu yapay zekayı sorun. Açıklattırın her birini. Bu konudaki trendler neler, rakamlar neler, tahminler neler, geleceğe 2025'e kendimizi nasıl hazırlayabiliriz vesaire. Bu da bir kitapçık olabilir yani. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. 2025'te benim sahip olmam gereken atıyorum 25 tane özellik neler? Sorun yapay zekayı. Yazsın size yani. O soru sormak kolay. Onun vereceği cevapları elden geçirmek de kolay. Üzerine hatta kendi şeyinizi de koyabilirsiniz. Kendi birikiminizi de koyabilirsiniz. Beğenmediyseniz cevapları geri dönüp yapay zekaya dersiniz ki şunu beğenmedim, şu olmamış. Yani yapay zeka ile bütün bu değer üretim süreci bir daire gibi. Sen bir şey söylüyorsun mesela o bir cevap veriyor. Sen o cevabı beğenmiyorsun. Bu ne diyorsun? Saçmalama diyorsun. Böyle olmaz diyorsun. Ben şöyle bir şey arıyorum diyorsun. Örnekler veriyorsun. Çok daha işte diyorsun bunu şu şekilde yap, şu tarzda yap vesaire. Hatta ve hatta kendi tarzınızı tanıtabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela kendi markanızı, kendi tarzınızı yapay zeka PDF olarak tanıttığınız dokümanlarınız olsun. Bana göre bir şey yaz diyeceksin mesela. Benim stilimi buradaki yazılarıma mesela örnek yazılarını koyacaksın oraya. Buradaki yazı tarzımı taklit ederek üret mesela. Benim üslubumla üret filan. Bunları da yapabiliyor artık yapay zeka. Dolayısıyla inanılmaz güzel değer üretebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Ve bunları $1 satmak. Niye $1? Çünkü hani çok fazla şey yapmaz size. Böyle çok zor bir şey değil. Az bir şeyle başlamak daha iyi yani. $10'lık bir şey satmak çok daha zor. Ama $1'lık bir şeyi hayli hayli satarsın yani. Yeter ki orada $1'dan daha fazla değer kat yani okuyucuya. Mesele ya da işte kullanıcıya. Kullanıcıya nasıl daha fazla değer katarım? Kafanızı bu şekilde problemler verirseniz arkadaşlar ve bu şekilde argeler, hackathonlar yaparsanız inanılmaz değer katarsınız ve inanılmaz satış da yaparsınız. Dijital satışı da öğrenirsiniz. Landing page nasıl yapılır? Landing page satış sayfaları falan da oluşturabilirsiniz. Gumroad'dan, Etsy'den, Amazon'dan bu kitaplarınızı, ürünlerinizi satabilirsiniz. Shopify'de kendi mağazanızı da açabilirsiniz. Yani yapılabilecek o kadar çok şey var ki arkadaşlar. Bir yerden başlamak gerekiyor. Onun için size ödevim, bu gece $1 satabileceğiniz neler oluştururdunuz? Bu gece, sadece bu geceniz var diyelim. Bir gecede yapacaksınız bunu. Birkaç saatiniz var. Birkaç saatte ne oluşturursun? Kendi olimpiyatın olsun bu. Yap. Yani bunu yap. Beni şu an 100 kişi izliyorsa arkadaşlar, bunu ciddiye alıp yapacak çok az kişi vardır. %1 falandır yani. Ama o %1'i sensen eğer, harekete geç ya, kaybedecek bir şeyin yok yani. Hiçbir şey olmasa eğlenceli bir deneyim olacak senin için yani diye düşünüyorum. Teşekkürler.